Galya İmparatorluğu modern tarih yazımında 260 yılından 274 yılına kadar fiili olarak ayrı bir devlet olarak işlev gören Roma İmparatorluğu'nun ayrılıkçı bir parçası için kullanılan addır. 3. yüzyıl krizi sırasında bir dizi Roma askeri lideri ve aristokratının kendilerini imparator ilan ettikleri ve İtalya'yı fethetmeye veya merkezi Roma idaresini ele geçirmeye çalışmadan Galya ve komşu illerin kontrolünü ele geçirdikleri zaman ortaya çıktı. Galya İmparatorluğu Roma'daki barbar istilaları ve istikrarsızlığın ardından 260 yılında Postumus tarafından kuruldu ve zirvesinde Germanya, Galya, Britanya ve Hispanya bölgelerini içeriyordu. Postumus'un 269 yılındaki suikastinden sonra topraklarının çoğunu kaybetti. Ancak bir dizi imparator altında devam etti. 3. yüzyıldaki Roma krizi, İmparator Valerian'ın doğudaki Roma Sahra ordusunun büyük bir kısmıyla birlikte Edessa Savaşı'nda Sasani İmparatorluğu tarafından yenilgiye uğramasıyla devam etti. Bu yenilgi oğlu Gallienus'u çok zayıf bir kontrol altında bıraktı. Kısa bir süre sonra Palmira lideri Odenatus, Mısır, Suriye, Yahudiye ve Petra dahil olmak üzere doğunun geniş bir bölümünün kontrolünü ele geçirdi. Roma hükümetine sözde sadıkken toprakları içerisinde fiilen bağımsızdı ve ele geçirdiği topraklardan sonra devleti Palmira İmparatorluğu olarak anılmaya başlandı. Panonya'daki valiler başarısız yerel isyanlar düzenlediler. İmparator onların bozguna uğramasını sağlamak için Tuna'ya gitti. Bu nedenle Germania Superior ve Inferior eyaletlerinin valisi olan Postumus'u Ren sınırında görevlendirdi. İstisnai bir yönetici olan Postumus, 260 yılının yazında Franklar tarafından yönetilen bir istilaya karşı Germania Inferior eyaletini ustalıkla korumuştu. Aslında Postumus, Frank kuvvetlerini Empel'de o kadar kararlı bir şekilde yendi ki 10 yıl boyunca başka Germen akınları olmayacaktı. Bütün yaşananlar Postumus'u Roma İmparatorluğu'nun batı bölgelerindeki en güçlü adamlarından biri yapacaktı. Gallienus'un oğlu Saloninus ve vali Silvanus, genç valisi tehlikeden uzak tutmak ve belki de Postumus'un hırslarını kontrol etmek için günümüzdeki Köln olarak bilinen Colonia Agrippina'da kaldılar. Ancak çok geçmeden Postumus, Colonia Agrippina'yı kuşattı, genç varisi ve koruyucusunu ölüme göndererek isyanını resmileştirdi. Postumus'un başkentini orada veya Augusta Treverorum'da kurduğu düşünülmektedir. Lugnun'un kontrolü altındaki bölgenin en önemli şehirlerinden biriydi. Postumus, kontrolünü İtalya'ya genişletmek veya Gallienus'u tahttan indirmek için herhangi bir çaba göstermedi. Bunun yerine Roma İmparatorluğu'nun merkezi hükümetini örnek alan paralel kurumlar kurdu. Rejimin kendi pretorion muhafızları, her yıl seçilen iki konsül ve muhtemelen kendi senatosu vardı. Tarihi kanıtlara göre Postumus 5 kez konsüllük yaptı. Postumus 263 yılında Gallienus'un askeri saldırısını başarıyla savuşturdu ve bir daha asla ona meydan okumadı. Bu olayla birlikte 269 yılının başlarında kendi komutanlarından biri olan Lallianus tarafından saldırıya uğradı. Lallianus, Legion Primigenia tarafından Mogontacum'da imparator ilan edildi. Buna karşılık Postumus, Mogontacum'u hızla geri aldı ve Lallianus öldürüldü. Ancak savaşın ardından Postumus, söylendiğine göre şehri yağmalamalarına izin vermediği için kendi birlikleri tarafından devrilerek öldürüldü. Postumus'un ordusunda bir subay olan Marcus Aurelius Marius, Postumus'un ölümü üzerine imparator olarak atandı. Ancak çok kısa bir süre sonra öldü. Çok daha sonraları yazılan eski kaynaklar, onun sadece 2 gün hüküm sürdüğünü belirtir. Ancak sikkelerdeki kayıtlara dayanarak birkaç ay hüküm sürmesi daha muhtemeldir. Daha sonra Pretorianların tribünü
Marcus Pivanius Victorinus iktidara geldi. Kuzey Galya ve Britanya'da imparator olarak tanındı. Ancak İspanya'da imparator olarak sayılmadı. Bu arada Roma İmparatoru Gallienus 268 yılında bir darbe sonucu öldürülmüştü ve Orta Roma eyaletlerinde halefi Claudius Goticus, Gallia Narbonensis ve Gallia Aquitania'nın bazı bölgelerinde Roma otoritesini yeniden kurdu. Postumus'un Gallia'daki haleflerini tanımayan İspanya eyaletlerinin o zaman Roma ile yeniden işbirliğine başladığına dair kanıtlar ortaya çıkmıştır. Victorinus saltanatının çoğunu isyanlarla uğraşarak ve Claudius Goticus tarafından alınan Galya topraklarını geri almaya çalışarak geçirdi. 271 yılında öldürüldü. Ancak annesi Victoria birliklerinin kontrolünü ele geçirdi ve gücünü halefinin seçimini etkilemek için kullandı. Victoria'nın desteğiyle Galya Aquitania valisi Gaius Pius Aesuvius Tetricus imparator oldu ve Britanya'da ve Galya'nın Victorinus'u tanıyan bölgelerinde tanındı. Tetricus, Victorinus'un ölümünden sonra Galya'yı harap etmeye başlayan ve Galya Aquitania'yla Batı Galya Narbonensis'i yeniden ele geçirmeyi başaran Germen kabileleriyle savaşırken Claudius Goticus'un halefi Aurelian, doğuda Palmyra İmparatorluğu'na karşı savaşırken Kraliçe Zenobia artık Roma otoritesine karşı açık bir isyan halindeydi. Tetricus Trier'de İmparatorluk Mahkemesini kurdu ve 273 yılında Tetricus adlı oğlunu Sezar rütbesine yükseltti. Ertesi yıl genç Tetricus babasıyla birlikte konsül oldu. Ancak kontrolleri altındaki bölge Faustinus'un önderlik ettiği bir isyanda dahil olmak üzere iç çekişmelerden dolayı zayıfladı. O zamana kadar Aurelian, Palmyra İmparatorluğunu yenmiş ve Batı'yı yeniden fethetmek için planlar yapmıştı. Aurelian Galya'ya gitti ve 274 yılında Chalon Savaşı'nda Tetricus'u yendi. Bazı kaynaklara göre Tetricus savaştan önce kendisi ve oğlu için merhamet karşılığında teslim olmayı teklif etti. Aurelian galip geldi ve Galya İmparatorluğu fiilen sona erdi. Zenobia'nın son ilgisinden sonra yaptığı propagandanın aksine Aurelian, Galya'yı yeniden ele geçirmesini bir yabancı düşmana karşı bir zafer olarak sunmadı ve gerçekten de Galya İmparatorluğu'nun ordusunda ve yönetiminde hizmet etmiş birçok memur kariyerlerine devam etti. İtalya'da idari bir göreve atanan Tetricus da bunlara dahildi. Galya İmparatorluğu 3. yüzyıl krizi sırasında gücün parçalanmasının belirtisiydi. Postumus'un imparator olarak birinci hedeflerinden biri açıkça Germen sınırını savunmaktı. 261 yılında Ren sınırını güvende tutmak için karışık Frank ve Alamanni gruplarını püskürttü. Bunu yaparken Postumus kendini açıkça sadece Galya'nın savunucusu ve yenileyicisi olarak değil, aynı zamanda Roma adının koruyucusu olarak da konumlandırdı. Sadece 20 yıl sonra Caraesus tarafından Britanya ve Kuzey Galya üzerindeki gücün gasp edilmesi, toprak sahibi aristokrasiden gelen yerel sadakatlerin ve lejyonlarda bozulan moralin Caraesus'un Britanya'da iktidarı ele geçirmesini sağladığı devam eden bir eğilimi yansıtıyor. 408 yılından sonra lejyonların geri çekilmesine benzer şekilde birçok Britanyalı milliyetçi isyandan ziyade yerelleştirilmiş bir Roma otoritesini arzuladı. Roma düzeni ve kurumları arzusu bir dereceye kadar ulusal veya bölgesel ayrılıkçılıkla tamamen uyumluydu. Galyalı imparatorlar öncelikle bastıkları madeni paralardan tanınırlar. Galya İmparatorluğu'nun siyasi ve askeri tarihi bu imparatorların kariyerleri aracılığıyla özetlenebilir. Galya imparatorlarının isimleri şu şekildedir: Postumus, Lallianus, Marius, 2. Domitian, Tetricus, Genç Tetricus ve Faustinus'tur.
kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.